Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selen. Burası benim kanalım. Evet, şu an o kadar 4 ay falan oldu sanırım video çekmeyeli. O yüzden saçma görünüyorum şu an birazcık. Her neyse. Burada videolar çekiyorum genel olarak. Herkesin yaptığı gibi. Kendi hayatımı paylaşıyorum biraz. Ama hep bu zamana kadar kesik kesik böyle işte bir haftada iki video attığım oldu. 3 ay 4 ay atmadığım oldu. Bundan sonra hazır şu sesim gidiyor. Hazır şu karantina olayları varken, hepimiz evdeyken ben de bunu bir düzen oturtmak istiyorum. Haftada en az bir video yüklemek istiyorum. Ama ben bu diyaloğu, bu konuşmayı bu kanala defalarca kez yaptım. İnşallah bu sefer şeye geçirebiliriz faaliyetten. Uzun zamandır yokum, işte neler oldu ara falan filan, hem bunları konuşacağız hem de kargom geldi, kitap almıştım. Burada ruh gibi duruyorum Allah'ım, yüzüme bir nur indi şu an. Bu arada bir saattir böyle şey arıyorum, hani ne taraftan çekersem ışık güzel falan filan. Şu gördüğünüz çalışma masam, masamda çekmek istediğimde üstü kitaplıklı olduğu için çok karanlık oluyor. Yani diğer sonra ışığı yakınca da böyle yüzümde beyaz bir çizgi falan oluyor. En son şu an camın önündeyim. Yatağımın üstüne oturuyorum falan filan. Her neyse. Yani iki kitap aldım aslında. İki kitap için bir video çekmeye değer mi bilmiyorum ama bu arada hem işte olanları falan filan konuşuruz. Süreci konuşuruz diye düşünüyorum. Ve sizden video önerisi, video fikri istiyorum. Neler istersiniz kanalımda onu da aşağı yazarsınız. Ya bu da çok hortlak gibi oldum ya. Gerçekten her neyse. Kitap olarak da şu an Momo isimli bir kitap okuyorum. Normalde felsefeden... Allah elimi kesiyorum. Normalde felsefeden dersçi notumuzun bir tanesi. O kitaptan olacağımız sınava göre verilecekti ki o Momo kitabı şu an kalkıp getirmeye üşendim. O Momo kitabını da zaten bayağıdır okumak istiyordum. Hani her yerde görüyorsunuzdur o kitabı yani. O kitap her yerde. Sürekli gözüme çarpıyordu ama bir türlü bilmiyorum almamıştım. Aldım şu an onu okuyorum. O kitap da çok güzel ama büyük ihtimalle onu yarım bırakabilirim. Çünkü Güneşi Beklerken diye bir kitap var. Aşırı 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 iyi bir kitap. Yani böyle ben onu en son bir haftalık tatil vardı galiba. Orada İzmir'e gitmiştik. O İzmir'in otobüs, burada Kocaeli'nin İzmir'e şey yok, uçak yok. Otobüs böyle 6,5 saat falan o yolculukta okudum. Orada bitirdim. Full aralıksız. Aşırı aşırı iyi bir kitap. Öyle yani. Kısaca özet geçersek, Umut diye bir kız var. Bu kızın bir sevgilisi var. Bu bir ısrarı yüzünden sevgilisi hayatını kaybediyor. Bu kız çok acı çekiyor. Sonrasında öğreniyor ki bu sevgilisi bu kızı aldatıyormuş falan filan. Bu kızı aldattığı kişiyle de bu kızın zorla gönderdiği konserde tanışıyor. Bunu aldattığı kız da Umut'un yeni sevgilisinin kardeşi. Çok güzel şeyler oluyor. Her neyse. Şimdi onun ikinci kitabı vardı. Onun ikinci kitabı sipariş ettim de bu şeyden dolayı çok uzun sürüyor gelmesi. Ay bir yandan da açayım, saat konuştum. Hani malum daha az kişi çalışıyor falan filan diye. Bilmiyorum yani bizim için iyi oluyor tabii. Hani böyle bir şeyler sipariş ettiğimizde evde gelmesi falan canım sıkılmıyor ama o çalışanlar, kargo görevlileri için de zor oluyor aslında. O yüzden çok da ihtiyacımız olmadığı sürece bir şeylerle sipariş etmemeliyiz. Çünkü sürekli görüyorum işte linkler, yukarı kaydırlar, alışverişler, pijama çılgınlığı falan. Yani tabii ki de hani alışveriş yapalım, yapmayalım demiyorum ama mümkünse yapmayalım. Hani ben evde çünkü yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Puzzle yok. Okuyacak kitabım bitmek üzereydi. Bunu da bir hafta önce sipariş etmiştim. O yüzden mümkün olunca asyalıysak hani. Çünkü onlar da çalışıyor. Onların da şeyi var. Onları da zorunda bırakmamış oluruz. Çünkü yani sonuçta herkes arada kalamıyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi. Bir de çok sizin aranızda da hatta
Ben takip ediyorum genelde hani bazılarınızı. Böyle Instagram sayfamı aşağı bırakın, siz de beni takip edin. Hani bir takip falan yapmaya çalışıyorum. Öyle küçük minnak tatlış takipçilerimden, bak küçük de değil, o kadar da küçük değil, ben de daha küçüğüm. Her neyse, aralarında okuyanı da görmüştüm karantinayı. O yüzden karantinayı da aldım. Karantina isimli bir kitap. Onun da 4 tane kitabı falan var galiba. Ve karantinada karantina okumak İyi gibi olur geldi de inşallah psikolojimi bozmaz. Bu arada şey de var. Babam kardeşime kitap falan da almış. Onlar da var. Ben beni ilgilendiren kısmı açayım sadece. Yani hepsini açacağım. Bunları size göstereyim. Öyle ben kitap alırken ciltli olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü diğer türlü yıpranıyor yani. Yıpranmasın. Kitap yurdunda da güneşi beklerken ciltli fiyatı normalde 40 küsür bir şey. Ben öyle bir şey almışım ilkini. Bu ikinci kitabında böyle evde kal şeyini şey yapmışlar. Ciltlisini ciltsiz fiyatına veriyorlardı. Öyle. Bu arada o 4 ayda neler oldu söyleyeyim. O 4 ayda bakın saçımı kestirdim. Saçım normalde benim buralarıma falan geliyordu baya yani yarısını kestirdim. Yarısı şu an kafamda. Sonra bir daha kestirecektim şu kadar falan yapacaktım. Çünkü şu an orta bir boy. Bilmiyorum kestirsem yakışır mı ama kestirmek istiyorum. Çünkü hani o kadar yarısını kestirdim ve hala saçım kısa değil. Kısa kullanamam. Her neyse işte öyle. Kestirecektim salı günü. Pazartesi akşamı her yeri kapattılar. Yani bu bir mesaj mı anlamadım. Saçımı kestirmemem gerekiyor. Sonra taşındık. Şu an yeni odamdayım. Başka bir şey oldu mu? Telefonum bu süreçte 3-4 kere kafayı yedi, bozuldu. Sonra geri geldi. Bilmiyorum. Kendi kendine gitti, kendi kendine geldi. İnşallah yumuşarım. Sonra bu YouTube kanalımın yorumları falan kapanmaya başladı. Hatta ben yeni bir kanal daha açtım ekstradan. Evet, sırf bu yüzden. Yani öyle bir şey olsa oraya devam ederim. Ama ben aşağı koyayım da haberiniz olsun. Ama... Ha, dur babam kendine kitap almış. Ne almış babam kendine? Bir şey sokağa cinayetli bir kitap almış. Babam daha şeyler okuyor. Sanatsal şeyler. Ben hiç alakalı olmaz. Karantinanın cildinin şurası şey o. Ben bu tarz şeylere sinir olan bir insanım arkadaşlar. Ben böyle ay şurası yamuk mu almam o kitabı ama hani şimdi burada olağanüstü haller söz konusu o yüzden. Şöyle. Burada normalde paketlemede bir şey yok. Paketlemenin dışına çıktığı için böyle olmuş kitap. Şöyle kalın yani bildiğiniz. Bu cildim dışına şöyle. Bu arada ben indirimdeydim. Fiyatını söyleyeyim belki yardımcı olur size. Linklerim belki de bilmiyorum. Şöyle de şeyi var kitap ayrıcı. İkisini 54 TL civar bir şey almıştım. Kitap kaç sayfaymış? Ona bir bakayım. 446 sayfa. Böyle arkası da böyle. Bu karantinanın hikayesi şöyle sanırım. Zeynep diye bir karakterimiz var. Benim de adım Zeynep. Böyle biraz şey oldum. Bu arada adım iki ismi var. Zeynep sen niye adım Zeynep? Ben şey yapmayayım. İşte arkasından okuyorum bir de. Arkasından okuyayım mı? Çünkü ben böyle saçmalayabilirim anlatırken. Diyor ki, Zeynep yeni okuluna başladığı ilk gün kendini bir felaketin ortasında bulmuştu. Salgın bir hastalık nedeniyle okulu karantinaya alınmış. Akşamında ise kendini okulun karanlık koridorlarında bir kız öğrencinin cesedinin başında bulmuştu. Üstelik yalnız değildi. Onlar da yanındaydı. Mahşerin diğer üç atlısı. Bu yalnızca bedenleri değil, ruhları da karantinaya alınmış dört kişinin hikayesi. Bu onların özgürlüklerine ulaşmak için yaşadıkları esaretin hikayesi. Bu birbirlerinin her şey haline gelen gökyüzündeki son yıldız yanıp kül oluncaya kadar birlikte olacaklarına söz veren dört arkadaşın hikayesi. Maşallah kaldım öyle dostluk. Bu mahşerin dört atlısının hikayesi. Şimdi bizim de misiniz diyor. Kitabın arkasında kitabın fiyatını 39 olarak yazıyor ama internette daha uygun. Yani. Bu da Güneş Beklerken'in ikinci kitabı. Böyle hep 400 küsur sayfalık kitaplar aldım ki hani yani alırken onlara dik baktım sayfasına bitmesin hemen. Tersi olmaz. Şöyle. Yine ayrıca bu diğer kitabımız da vardı. Bir de posteri var.
Diğer kitabından da poster çıkmış da ben bunları aslında büyük ihtimalle saklarım yani. Daha hatırlam. Böyle romantik romantik falan ama. Ben böyle kitap okurken ya aman çok tatlı falan filan oluyorum. Şu an tepki veremem. Çünkü doğaçlama yapamam. Ya şu an doğaçlama yapıyorum şu an içimde gelmiyor. Şöyle bir poster koy. Şöyle bir şey. Ne yazıyor? Aşkla vazgeçmek o kadar kolay olsaydı güneş her sabah sarılmazdı gözlerine. Edebiyatlar parçalanıyor. Ay kitabı okurken ama gerçekten sürekli mimiklerim değişiyor, sürekli anlam yani diyorum bu kitaptakiler insan sanıp benim çevremdekiler ne yapıyor. Öyle oluyoruz öyle. Ama katlayamadım, onu nasıl katlayamadım? Şimdi yapamam. Öyle. Bu da 446 sayfa. Bu Epesus yayınları. Bu da Indigo yayınları. Şöyle. Bir iki kitap. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu an yani iki kitap için 12 dakikadır, yok 11 dakikadır falan boş yapıyorum. Bunu full montajsız şey olarak atmak istiyorum. Çünkü yani birincisi çok uzun sürer. Montaj yaparken YouTube'dan soruyorum çünkü. İkincisi daha böyle samimi, daha böyle sohbetimsi bir şeyimsi bir şeyler olsun istiyorum. Her hafta video atmak istiyorum bu arada. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, bir YouTube klasiği. Ve abone olursanız böyle büyürüz yani, bir aileyiz sonuçta burada. Yine bir YouTube atasözü. Ve o yandaki zil tuşuna basarsanız abone ol şeyin yanındaki video altından da haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesabımdan da böyle aşağıdaki link, yani aşağı link koyacağım, oradan takip edebilirsiniz. Oradan soracağım falan yapıyorum ama soracaklar aynı şeyi soruyorlar ve aslında genelde soru sormak yerine DM'e bakar mısın falan diyorlar. O yüzden hani soru soracağınız zaman buradan direkt Instagram'dan sorarsanız merak ettiğiniz şeyler güzel olur. Onun dışında öyle yani. Video önerilerinizi de aşağı yazın. Ben de yani maşallah o kadar böyle yalnızlıktan bunaldım ki evde daralıyorum o kadar. O kadar. Evde o kadar daraldım ki artık bir saattir hani konuşuyorum. Neyse boşa gitmedi şu an en azından. Duvarla da konuşuyor olabilirdim. Şu an telefonla konuşuyorum. Evet. Tamam, gittikçe benden soğudunuz şu an. Videoyu buraya kadar kesin izlememişsinizdir. Ama yani abone olun falan. Görüşürüz, bye bye. Ama yani aşağıda videolarınızı yazın. Ben de video çekeyim ve şu an Allah'ım niye hortlak gibi suratım benim ya. Neyse görüşürüz, bye bye.